Merhaba arkadaşlar, Gamze Akalan ben. Şirketler ve muhasebesi dersini birlikte göreceğiz. Toplam 8 ünitemiz var. Şirketler muhasebesi, kar dağıtımı, zarar dağıtımı ve kayıtlarla ilgili bilgiler vereceğiz size. İlk ünitemizden başlayalım şimdi. İlk ünitemizde diyor ki, şirketler muhasebesi, şirketler içinde genel bilgiler vereceğiz. Ticaret şirketleri hangi ölçütlere göre yapılan sınıflandırmada yer alır? A. Büyüklüklerine göre, B. Hukuki yapılarına göre, C. Üretilen mallara göre, D. İş kollarına göre, E. Mülkiyetlerine göre. Büyüklüklerine göre ayırdığımız zaman arkadaşlar, büyüklüklerine göre işletmeler küçük, orta, dev ve büyük işletme diye ayrılıyor. Büyüklüklerine göre değil. Üretilen mallara göre deyince de ticaret işletmeleri, hizmet işletmeleri ya da üretim işletmeleri diye ayrılıyor. Üretim işletmeleri değil. Mülkiyetlerine göre işletmelerimize baktığımız zaman arkadaşlar, mülkiyetine göre işletmelerde özel şirketler, karma şirketler ya da kamu şirketleri diye ayrılıyor. Ticaret şirketleri arkadaşlar, hukuki yapılarına göre ayrımın içinde var. Adi şirket, ticaret şirketi, borçlar kanunu, Türk Ticaret Kanunu diye ayıracağız. O yüzden doğru cevabımız Bursa. 2. Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin kuruluş amaçlarından birisi değildir? A. İşletme sayısını çoğaltmak. B. Sermayeyi güçlendirmek. C. Sermayenin yayılmasını sağlamak. D. Faaliyetlerde sermayeye gelecek riski dağıtmak. E. Ekonomiyi ve iş gücünü arttırmak. Şirketler arkadaşlar kurulurken ekonomi ve iş gücünü arttırmak, gelecekteki riskleri dağıtmak, sermayenin yayılması ve güçlenmesi için açılırlar. Fakat işletme sayısını çoğaltmak için şirket açılmaz. Adana doğru cevabımız. Hangisi şirket unsurlarından biri değildir? A. Sözleşme unsuru. B. Çaba unsuru. C. Sosyal bir yapı oluşturma unsuru. D. Sermaye unsuru. E. Şahıs unsuru. Bir şirketin olması için arkadaşlar, bunun için gerçek yani şahısların olması gerekiyor. Ortada bir para ya da emeğin yani sermayenin olması gerekiyor. Ortaklar arasında mutlaka bir imza ya da sözlü anlaşma, sözleşme olması gerekiyor. Ve kar elde etmek ya da hedefi ortaya çıkartmak için çabanın olması gerekiyor. Ama sosyal bir yapı oluşturma unsuru bunlar arasında yer almaz. Ceyhan doğru cevabımız. 4. Şirket sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Borçlar kanuna göre şirketler. B. Özel kanuna göre şirketler. C. Türk Ticaret Kanuna göre şirketler. D. Medeni kanuna göre şirketler. E. Kooperatif kanuna göre şirketler. Borçlar kanuna göre şirketler adi şirket olarak karşımıza çıkacak. Devletin çıkartmış olduğu özel kanunlarla korunan şirketler karşımıza çıkacak. Türk Ticaret Kanuna göre şahıs ya da sermaye şirketleri karşımıza çıkacak. Kooperatiflerde arkadaşlar kooperatif kanuna uymak zorundalar. Ama medeni kanuna göre şirket yok. Denizli doğru cevabımız. 5. Hangisi adi şirketin özelliklerinden birisidir? Adi şirkete baktığımız zaman adi şirket kanun olarak borçlar kanununa tabidir. Bunun arkasından baktığımız zaman bu şirket sözlü anlaşmayla ile kurulabilir. Sözlü anlaşmayla kurulduğu için kuruluşu şekil şartına tabi değildir. Şirket olabilmesi için en az 2 ortak olması gerekiyor. Bu ortaklara baktığımız zaman arkadaşlar, ortaklar şirketin bütün alacak ve borçlarına karşılık sınırsız sorumludur. Ve bu şirket arkadaşlar ancak gerçek kişiler, Ali gibi, Ahmet gibi kişiler ortak olabilir. Bakarsak şimdi, evet, şimdi demiş ki A şıkkı, kuruluşu belli bir şekle tabidir. Kuruluş arkadaşlar gördüğünüz gibi şekil şartına tabi değil. Ticaret siciline kayıt zorunludur. Ticaret siciline kayıt olması için ticaret şirketi olması gerekiyor. Ticaret kanunu uyması gerekiyor. Bu borçlar kanuna tabi. Asgari sermaye sınırı öngörülmemiştir. Sadece sermaye şirketlerinde öngörülmüştür. Mutlaka bir ticaret unvanı gerekmiyor. Ama sözleşme yazılı veya sözlü olabilir. Evet, sözlü anlaşmayla da kurulan şirketlerdir. Edirne doğru cevabımız. Hangisi ticaret şirketi değildir?